Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Milletvekilim, Sayın İl Başkanım, Sayın İlçe Başkanım, Adana Kadın Kolları İl Başkanım, Gençlik Kolları İl Başkanım, İlçe Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım, Kozan Gençlik Kolları Başkanı ve Kadın Kolları Başkanı ve üyeleri, belediye meclis üyelerimiz, mahalle başkanlarımız, muhtarlarımız, basınımızın değerli temsilcileri, teşkilatımızın çok değerli mensupları, AK Parti'ye gönül veren dava arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, 68. Danışma Meclisi toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Avcı, önceki dönem ilçe başkanımız, büyükşehir meclis üyemiz. Buyurun başkanım. Veli Gelebek, önceki dönem ilçe başkanımız. Kemal Yıldırım, AK Parti ilçe teşkilat başkanımız. Aysun Şafet Sarıca, AK Parti Kozan Kadın Kolları başkanı. Cengiz, AK Parti Gençlik Kolları Başkanımız. AK Parti Kozan İlçe Başkanımız Sayın Avukat Yusuf Bilgili. AK Parti teşkilatları olarak mahalle teşkilatımız, kadın kollarımız, gençlik teşkilatımız, il teşkilatımız, milletvekillerimiz, genel başkanımız, Sayın Jülidarım Bakanımız çalışmalarımıza katılmıştı. Ömer Çelik Bakanımız çalışmalarımıza katılmıştı. Burada milletvekillerimizden Abdullah Bey burada çalışmalarımıza katılmıştı. Tamer Bey gerçekten Kozan'da bizlere çok büyük destek vermişti çalışmalarımızda. Bütün milletvekillerimizle birlikte, teşkilatımızla bütünlenerek bu seçimlerden 31 Mart seçimlerinde Cumhurbaşkanımıza Abdullah Bey'e çok büyük destek verdik. Bu desteği vermenizden dolayı hepinizden Allah razı olsun. Hepinize teşekkür ediyoruz. Değerli dava arkadaşlarımız, bizler şu anda belediyede muhalefetteyiz. Ama Cumhur İttifakı olarak, belediye meclisi üyeleri olarak da çoğunluktayız. O söyleniyor, bu söyleniyor. Ama şunu bilin dostlar, bizler hem AK Parti grup meclis üyeleri olarak, hem Cumhur İttifakı meclis üyeleri olarak, Kozan'ın menfaatine ne varsa onun altına imza atmaya hazırız. Bizi çalıştırmıyorlar dediklerine bakmayın. Ağrıboğaz'ın imar sorunu büyük bir sorundu. Bunu belediye meclisinde biz Cumhur İttifakı olarak önergeyi biz verdik. Buyurun yapın. Biz meclis üyeleri olarak üzerimize düşen ne varsa yapacağız dedik. Ve yine de yapıyoruz. Bize dediler, hükümet bazında çalışması, takip edilmesi gereken konular da var dediler. Biz milletvekillerimize bunları da takibini yapacağız. İl teşkilatımıza inşallah bunları da takibini yapacağız. Değerli dostlar, şunu bilin, tekrar söylüyorum, söylenenlere inanmayın. Cumhur İttifakı meclis üyeleri olarak Kozan'ın menfaatine yapılacak bütün kararlara biz evet demeye hazırız. AK Parti Adana Milletvekili Sayın Abdullah Doğru. Biz iktidara geldiğimiz zaman 10 yaşında olan gençler şu anda bizim gençlik kolları başkanlarımızı yapıyorlar. Şu anda il başkanlığımızı yapıyor kardeşlerimiz, milletvekilliğimizi yapıyor kardeşlerimiz. Biz kendi işimizi aynı zamanda üretiyoruz. Bak il başkanımız, İl başkanımızın babası bizim Yüreğir Teşkilatı'nda kurucu yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladı. Benim il başkanı olduğum dönemde Mehmet kardeşimiz üniversitede okuyordu. Ama şu an il başkanlığımızı yapıyor. Demek ki bu davaya sebat eder, samimi gayretle devam edersen bu sistem, bu parti insanları hiçbir zaman vefasızlık yapmıyor, bir yerlere taşıyor. 28 Şubat
bizim üzerimizde geçti. Eziyet ettiler bize. Zulmettiler. Başörtülü kızlarımıza zulmettiler. Ben üniversiteyi okurken sınıfımdaki biz kardeşim başını açarak sınıfa giriyordu. Bunlar eziyet ettiler. Bunlar zalimdi. Bunlar bizim insanlarımıza kan kusturdu. Bunu unutamazdık. Unutmamamız lazım. Değerli arkadaşlar, benim eşim sokakta yürürken 28 Şubat'ta başörtüsüne tükürdü. Bu zalimler. Haliyle bak yeni bir seçim oldu. İstanbul seçimlerinden sonra CHP belediye başkanı seçildikten sonra ne yapmaya başladılar sokakta? Başörtülü bacılarımızın başlarını çekmeye başladılar. Tokat atmaya başladılar. Azmış, kuduz olan insanlar kendilerine alan bulmaya çalıştılar. Onun için bunu hatırlatmak için söylüyorum. Rehavete hiçbir zaman düşmeyeceğiz. AK Parti Adana Milletvekilimiz Sayın Tamer Dağlı. Ben de bu kalabalığı bulmuşken daha önce bir teşekkür ettim ama yine teşekkür edeyim. Gerçekten Kozan hem teşkilatıyla hem mahalle temsilcisiyle hem muhtarlarıyla hem geçmiş dönem ilçe başkanlarımızla, yönetim kurulu üyelerimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında ona güç vermiş ve her zaman en yüksek oyu almıştır. Bundan dolayı ben teşekkür ediyorum, Allah razı olsun diyorum. AK Parti'nin bir kuruluş gayesi var. Bu gayede milletimize hizmetkar olmak. Ekonomik anlamda, sosyal anlamda, siyasal anlamda bizden sonraki nesile daha yaşanabilir bir ülke bırakmak. Yoksa makamlar, mevkiler bunların hepsi gelip geçici. Bizler bir emanet aldık sizden. Bu emaneti hakkıyla taşımak, hakkıyla yerine getirmek ve akşam yastığa kafamızı koyduğumuzda Cenab-ı Allah'ın huzurunda rahat mıyız ona bakmak. Onun için bizim asla başka bir düşüncemiz olamaz. Az önce ilçe başkanımız dedi. Biz dedi işte dedikodular oluyor. Cumhur İttifakı, meclis üyeleri acaba belediyenin çalışmasına engel mi oluyor? Değerli hemşehrilerim, en basitinden size bir örnek vereyim. Biliyorsunuz Adana'da doğal afet oldu. Yoğun yağmur nedeniyle sel felaketiyle karşılaştık. Bizim Anavarza mahallemizde de burada oldu. Oradaki hemşehrilerimize de geçmiş olsun diyoruz. Ve bütün bakanlarımız o gün CHP'li belediyeler de o toplantının içinde yer aldılar. Ve anında bütün bakanlıklarımızdan zarar görsün görmesin. Sadece yollarındaki asfaltı da bozulduysa hepsine hibe olarak para verdi. Ve Sayın Bakanımız, Çevre Şehircilik Bakanımız, Büyükşehir Belediye Başkanı'na şunu sordu. Adana'nın yağmur sulama sisteminden bundan sonra sıkıntı görmemesi için ne kadar paraya ihtiyacım var dedi. O 60-70 milyon dedi ve anında İller Bankası'na Mart ayındaki projeye dahil edildi. Onun dışında biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesi'ne bizim meclis üyelerimiz borçlanma yetkisi verdi. Büyükşehir Belediyesi'nin kredibilitesi uygun olmadığı için bankalardan kredi alamadı. Bu krediyi alabilmesi için yine İller Bankası Büyükşehir Belediyesi'ne teminat mektubu verdi. Ve o teminat mektubuyla İller Bankası başka bir özel bankadan yani bir nevi nakit karşılığı, nakdi de biz vermiş olduk yine. Nakit karşılığı kredi kullandı ve işçilerinin parasını ödedi diye bekleyen hizmetlerini yaptı. Dedikodu yapılıyormuş. Ad üstünde dedikodu. Biz dedikodulara kulak asmayacağız. Biz işimizi düzgün yapacağız. Ondan sonra Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıktığımızda hesap verme noktasında hiçbir zaman alnımız yere eğilmeyecek. AK Parti Adana İl Başkanımız Sayın Avukat Mehmet Ay. Yıllardır beklenen bir daha Recep Tayyip Erdoğan.
Kozan bizim Adana'mızın çok değerli bir ilçesi. Biz de bu sebeple teşkilat başkanlığımıza Kozanlı bir arkadaşımızı getirdik. Evet, biz yaklaşık 50 gün önce Sayın Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onurlarıyla Adana İl Başkanlığı atandım. Sizler beni yakinen tanıyorsunuz. Ve biz de göreve gelir gelmez 24 saat esaslı çalışma yöntemiyle öncelikle yönetim kurulumuzu kurduk. Yürütmemizi oluşturduk. Delege seçimlerimizi yaptık. Ve bugün de bütün ilçelerimizi kıymetli bakanımızla, milletvekillerimize geziyoruz. Şimdi de Kozan'dayız. Değerli arkadaşlar, bu mücadele bizatihi sadece ve sadece Yusuf Bilgili'nin bir mücadelesi değil. Bu mücadele sadece Mehmet Ay'ın da bir mücadelesi değil. Bu mücadele Kozan'ın mücadelesidir. Bu mücadele Adana'nın mücadelesidir. Bu mücadele Türkiye'nin mücadelesidir. Bu mücadele bütün dünyadaki mağdurların, mazlumların mücadelesidir. O yüzden burada verdiğiniz her katkı, yaptığınız her çalışma bütün dünyaya umut oluyor. 65. hükümetimizin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, Adana Milletvekilimiz Sayın Jülide Sarıeroğlu. Danışma Meclisi toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Gerçekten girişten itibaren her Kozan'a geldiğimizde hissettiğimiz o coşkuyu, o heyecanı gönülden, yürekten hissettik. Ben bunun için İlçe Başkanımız Yusuf Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizlere de teşekkür ediyorum. Kozan'ı seviyoruz. İnşallah Kozan'da çok daha güzel çalışmalar, çok yoğun çalışmalar hep birlikte yapmaya devam edeceğiz. Ben bir kadın siyasetçiyim. Kadın kollarında yetişmiş en çok gurur duyduğum şeylerden birisidir. Kadın kolları, gençlik kolları mensubu olmak, şimdi ana kademeler alınmasın ama ayrı bir şeydir, değil mi? Ne kadar çok emek veririz biz. Böyle heyecanla çalışılan, yetişen, yetiştiğimiz okuldur, mutfaktır. Bizim de ocağımızdır aslında oralar. O yüzden önem veriyorum. 15 tane kadın dava arkadaşımız, kardeşimiz il başkanımızın listesinde. Adana tarihindeki en fazla kadın temsiliyetinin olduğu liste. Çünkü belediyecilik AK Parti'nin işi. Belediyecilik, şehircilik, çevre duyarlılığıyla, kadın dostu, genç dostu, emekli dostu, çalışan dostu, bunların hepsini projelendiren, yapan AK Parti'dir. Hep birlikte Cumhur İttifakı olarak yolumuza devam ediyoruz. Bu birlik beraberlikle inşallah ülkemize hizmetlerimizi artıracağız. Tekrardan başkanım teşekkür ediyoruz bu güzel buluşma için. Rabbim yolumuzu açık eylesin diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.